Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Nasıl ki kelam sıfatı, Allah'ın subutu sıfatları var, 7. İlim, irade, sem, basar, kelam, kudret. İlim, orada kelam sıfatı var. Kelam sıfatıyla Kur'an geliyor. Kur'an, ilim sıfatı değil. Kur'an, kelam sıfatıyla geliyor. Fakat, kelam, ilim, irade, kudreti tazamun ediyor. Barındırıyor. Yani odunda duman ve nurun olduğu gibi. Odun ama duman ve nur var. Ona ait mesela okuyacağım size. Allah razı olsun. Şimdi kelam sıfatından bahsedeceğim, çok önemli. Nasıl bir mucize olduğunu. Çok ders yaptık. Biraz daha bir sayfa da okumak istiyorum size notlardan. Kelam sıfatı vahiyler, başka ilhamlar ile, yani kelam sıfatı ile vahiy olarak gelmiyor. Vahiy olarak geliyor. Bazen de vahiy değil, ilhamdır. Bu da kelam sıfatından geldiği için vahiy manasında ifade edilebiliyor. Mesela vahiyler peygamberlere geliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de Musa'nın annesine vahyettik diyor çocuğu. Çocuğu sepete koyup nehre bıraktı, vahyettik diyor. Meryem'e vahyettik diyor. Meryem Validemize. Şöyle yap diyor, hurmaları çek diyor. Göklere ve yere vahyettik diyor. Hayvanlara vahyettik diyor. Arıya vahyettik. He? Arıya vahyettik. Hayvanlara arıya. Arıya. Vahyettik diyor. Tamam. 5 tane böyle şey var. Dolayısıyla vahiy zımnında ilham. İlhamlar da bazen vahyin vazifesini yapıyor. İlhamlar. Yani vahiy değil ama vahiy şemsiyesi altında. Halis değil yani ama o. Mesela kelam sıfatı hepimizde tecelli ediyor. Şu anda da bitmiş değil. Kelam sıfatı olmasa bizde konuşma olmaz. Konuşmamızın kaynağı odur. Oradan geliyor. İlhamlar da oradan geliyor. O kadar acayip bir sıfat ki, okuyacağım biraz da, baş döndürücü. Yeniden yeniden yaratılıyor şu anda. Konuşmam benim. Konuşmam kelimesi bile mucize ya. Etten çıkıyor bu. Etten ve kemikten meylediyorum. Neyi düşüneceğimi bazen düşünmeden konuşuyorum, düşündükten sonra düşünüyor. Konuştuktan sonra düşünüyor. Konuşuyoruz. Ben de bu kalem şeyleri tutuyorum. Çünkü derste ilham oluyor. Yazıyorum. Bunlar hepsi kelam sıfatı. İçerisini karpuz gibi düşün kelam sıfatını. Yardığınız zaman içinde kırmızılık var, beyazlık var, çekirdek var, tat var, renk var, koku var. Ha, kelam sıfatında yardığın zaman 3 tane ilim, irade, kudret var içinde. İlhamlar ile zatı akdesi tanıttırır. Yani konuşabiliyor. Bu ne demektir? Bir sorun ahrazlara da ondan anlarsın. Konuşmak ne kadar mucizeymiş. Konuşmak neymiş?
ne kadar mucizeymiş. Yani şu anda kelimeler nasıl dizileceğini Allah aşkına hepimiz de dahil düşünmediğimiz bir şey. Kelamı nasıl konuşacağımızı dizmeyi bile biz yapmıyoruz. Şu anda önün arkasını bilmeden konuşuyorum ben. Ama yuvarlak bir mana var alemimde. O hangi kalıpla dışarıya çıkacağını mucize olarak yaratılıyor. Bende bir mana var alemimde, bulut gibi. Onu tanımlıyorum. Kelam o zaman nedir? Kelam, yani konuşma, ruhun dışarıdaki vücut haricisidir. Kelam, ruhun nüfus cüzdanıdır. Çok korkunç bir şey ya. Konuşmanın ne demek olduğunu konuşamayanlardan öğrenmek gerekiyor. Ona sor veya gör. Yapıyorlar ya. Bunu onlardan öğreneceksin. Ne demektir? Öyle de bu kelam, şimdi kudret sıfatı, kudret sıfatı dahi mücessem kelimeleri hükmünde olan sanatlı eserleriyle zat da akdesi bildirir. Kelamın içinde ne vardı? Bu içini bilmesen, tabii nereden söyledim? Her konuşmamda kaynak söylesek biz ters düşer ama örnek olsun, güven olsun diye söylüyorum. Kelam, ilim, irade, kudreti tazamun eder mevzusu sözler 430'da söylüyor. Ya 430 veya 433. Ama merak edenler için hemen şey yapayım çünkü bundan sonra şeylerde söyleyeceklerim de böyle kaynaklıdır. 435, 433, ben ne dedim, 430 mu dedim abi? 430 değil abim, 433 dedim ya, ya o ya o. Diyor ki, diyor şurada bak. Evet, her bir cevahiri hidayetin birer sadefi ve hakaik-i maniyenin birer menbaı ve esasat-ı İslamiyenin birer madeni ve doğrudan doğruya arş-ı rahmandan gelen ve kainatın fevkinde ve haricinde insana bakıp inen. İnen. Bak şimdi iyi dinleyin burayı. Kitap okuyanlarınıza söylüyorum. İlim ve kudreti ve iradeyi tasammun eden ve hitap ezeli olan elfazı Kur'an diye. Demek ki ilim, irade, kudreti tazamun ediyor. Böyle ezberden söylediğimde külliyattan olduğunu göstermek için. Bundan sonra artık şuraya da bak, buraya da bak demeyeceğim. Çünkü işim bu benim. Şimdi kelam sıfatında ne vardı abi? İbrahim ne vardı abi? Neyi tazamun ediyordun? İlim, kudret. İlim, kudret. Bir de irade, irade. Üç tane. Şimdi kelamla girdi. Şimdi kelamı açıyor. Kelamın içerisinde ne vardı? Kudret, ilim, irade. Şimdi kelamı konuşacağız. Şimdi kudreti girdi. Kudreti nasıl anlarız? Şu donmuş kudrettir. Rakiki ha bu. Vay be. Esvan ama şuraya bak ya. Şuraya bak. Allah'ını sever. Şimdi bende mi manyaklık var? Şimdi bunu boyayan kör olmaması lazım. He? Çıktığı yere bak abi. Yeşilin içerisinden sarı nasıl çıkıyor? Yani bir uyum yok mu yani? He? Uyum yok mu? Şimdi bunu boyayan kör. Allah deme. Buraya göre God, God deme. Ama bunu boyayan kör deme ya. Hani bunu boyayan kör deme değil mi? Buna bu siyah topraktan bu hayatı çıkaran ölü deme ya. Çünkü ölüden diriyi çıkartan ölü olamaz ya. Burada bir tasarım yok mu ya? Bir mimarlık yok mu? Mühendislik yok mu ya? Bir matematik yok mu ya? Bir tercih yok mu? İrade yok mu?
Yani biz Allah, yani bunu kör yapmamıştır. Bu bir tercihtir, irade sahibidir. Öyle topraktan çıkartan bir hayat sahibi demekte çok mu zorlanıyoruz biz? Sonra kim Allah diyoruz? Bunu yok, bunu boyayan kördür demek silahı kafana dayayacak. Körden lan çabuk. Sıkarım lan kafana mermiyi. Ancak bunu boyayan kördür diyebilirsin. Silah kafanda olduğu için. Bunu nasıl dersin? Ha, şimdi gelelim buraya. Harika. Diyor ki, kelamın içerisinde ne vardı? İlim, irade, kudret. Kelamdan biraz bahsetti. Şimdi kudreti geçiyor. İçine giriyor. İçine giriyor, biliyor musun? Kudret sıfatı nasıl gözüküyor? Buna diyor ki, bak şuna. Mücessem, donmuş kelimeleri hükmünde olan sanat eserleri. Bu Allah'ın donmuş kelamıdır. Cisimleşmiş. Şöyle diyeyim. Telefonlara diyoruz ya. Hasan, kapı açılıyor. Telefonlar açılıyor. Ses. O soğan desen olmuyor. Hasan, o da olmuyor. Hasan, hangi üslupla söyledi? Öyle değil mi Muhammed? Sese göre açılıyor değil mi sen? Şimdi öyle bir sistem olsa ki, öyle bir teknoloji. Konuştuğum şey donsa. Çiçek dedim, çiçek oldu. Öyle gözükse. Çiçek. Çiçek yok. Sen düşünüyorsun. Tamam mı? Ama öyle bir teknoloji olsa ki, şey, cep telefonu var. Konuşuyorum, Almanca yazıyor. Varmış. Ondan da alacağız. Bir cihaz mıdır, program bir şeydir. Herhalde cep telefonu programdır. Onu indirin. Tam fonksiyonunda çalışmıyor ama olur abi. O app var. 26 euro. Program mıdır? Bütün dilleri çeviriyor hemen. Alet midir? Yok. Telefonda app var. He. Sen Türkçe konuşuyorsun. Tamam. O sana istediğin tamam. 20 dilde çeviriyor hemen. Ha bak şimdi. Ne diyeceğim? Ben konuşuyorum. Çiçek dedim. Sizin aleminizde canlanırsa söyleyeceğimi daha iyi anlarsın. Ama öyle değil de. Çiçek desem çiçek olsa. Sonra çiçek dedim. Sesimi duymuyorsun ama bir şey dedim, bu oldu. Veya sesimi duydum, oldu. Kalem dedim, ortaya kalem çıksa. Allah böyle yapıyor. Onun için mucize oluyor. Allah söylerken donmuş. Donuyor, oluyor. Biz Allah kelamı ile beşer kelamı en büyük fark nedir? Allah'ın kelamında ilim, irade, kudret var. Allah söylerken oluyor. Olurken kelam oluyor. Söylüyor. Allah çiçek derken çiçek oluyor. Hem de sözde oluyor. Çiçek yaparken çiçek diyor. Kelama dönüşüyor. İşte bunun adı işte donmuş mücessem kelam ilahidir. Yani Allah konuşmasıdır bu. Ağız sana ağız, ağız sana dil. Sarı da harf. İstersen daha aşağı inelim. Saksideki toprak ağız. Ha, saksi ağız. Bunlar kelam. Bunun içine çıkan sarı da mana. İç içine girmiş. Bak bir daha söylüyorum. İnsan söylediği bir şeyi ol diyor, olmuyor. El sema suyunu kes. Eğer suyunu yut. Afat vardı ya tufanın. Allah dediği anda oluyor, olurken söylüyor kelam. Bizde olmuyor. Ey Seba suyunu kes dese Muhammed kesilir mi? Kesilmez. Kesilmez. Allah dediği anda oluyor. Onun için o da kelam, o da kelam ama içinde kudret yok. Eğer kelamın içerisinde kudret olursa budur. O zaman bu nedir? Allah'ın konuşmasıdır. Neyle? Lafzen değil. Cisme. Kudret sıfatıyla değil mi? Kudret sıfatı. Onun için diyor, kudret sıfatına diyor ki mücessem kelimeler diyor. Cisimleşmiş kelime. Vay be. Böyle bak. Düşününce abi, mesela kelamda ilimi çıkartsan abi, mesela çiçek desen ama çiçek de yani nasıl bir şey olacak yani? İlim olmadan olmuyor o zaman abi. Olmuyor. Peki çiçek ama o böyle böyle bir şey garip garip olur. Bu şekilde olması irade lazım. Yani çiçek olabilmesi için bir kudret lazım.
bir proje olan ilim lazım. Nasıl olacağını da irade lazım. Vücuda getirmek. Getirmek için. Ne zaman getireceğim, nasıl getirecek, tipi nasıl olacak? Allah'a katan usta ya. Değil mi? Acayip. Ne kadar hoş ya. Vallahi o şahitim olsun ki çok hoşuma gidiyor Allah. İnancımda değil, zevk alıyorum. Bunu yaptığı için çok ona teşekkür ediyorum, şükrediyorum. Olmayabilir. Yapmazdı. Haşa, aciz olurdu. Bak benim masamı süsledi, konuşmama malzeme oldu. Şuraya bak. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Estağfurullah. Güzel konuştum bu arada. Bak bir tavuktan bir yumurta, bir hayvandan bir yumurta çıkıyor. O yumurtanın içerisinden bir hayvan çıkıyor misal. Onun içerisinde onun güzelliği, kaç tane rengi var o hayvanın? Misal. Hele macit kuşuysa. O gözleri, kaşları, o kaç tane, o tüylerinde kaç tane renkler var? Bir ikincisi, ben hayvanlar alemine çok böyle dikkat ediyorum, bakıyorum. Bir de demin söylediğin bir kelime var orada söylediğin. Benim kafama takılan nasıl diyordu. Hani dilsizler, konuşamayanlar diye de. Biz kendi kendimize böyle konuşurken dediğimizi anlayamıyoruz. Bak şimdi. O beyin öyle sarıyor. İşaretine. Nasıl anlıyor, nasıl diyor, ben ona şaşıyorum, kendi kendime böyle diyor. Bak biz konuşurken, birimiz bir dinlerken. Gene anlayamıyoruz da. Anlayamıyoruz. O böyle dilinen, dişinen. İşte bu kudret. İşte kudret, ay yaşa. Bu kudret ve ilim, kelam yok. Kelama dönüşüyor. Bak dedik ya, Allah kelamında kudrete dönüşüyor. Peki, kudret nasıl kelama dönüşüyor? Evet. Bu kudrettir. Şekilleniyor. Şekil, kudrettir. İlmi tazamın ediyor, sana kelam oluyor. Geliyor, dedi. Ters, görüyor musun? Bambaşka bir şey ya. Allah ne hoş ya. Namazda ne hatırıma geldi biliyor musun? Şimdi namazda yatsıyı kılıyordum. Dedim merak ediyorum dedim. Acaba nereden çıktı bu? Bir tanesi duyuyorum içeride ses. Merak ettim. Azrail nasıl gelecek bana? Durdu. Vay be. Öyle. O da bir şey yani. Öyle. İnsan bir tuhaf ya. Tuhaf. Ama bu alemi, bu alem olmadığı için bu alem surettir. Tenteneli perdedir. Yani eşyanın üzerine, başka alemlerin üzerine örtülmüş battaniye gibidir. Gene gelelim mevzumuza. Kudret sıfatı mücessem kelimeleri hükmünde olan sanat eserleri. Sanat eserleri kudretmiş. Donmuş kelammış. Biraz da ilerliyor İbrahim. O zat akdesi bildiriyormuş. Kainattan başa bir Furkan-ı Cisman mahiyetini gösterip kainatı baştan başa bir Furkan-ı Cisman mahiyetini gösterir. Bir Kadir-i Zülcelal'i tavsif ve tarif eder. Yani bu kainat komple cismani Kur'an. Cismani, mücessem. Yani mesela bu donmuş kelam. Allah bunu, bu cismi kelama dönüşüyor, vahiy oluyor. Bunu tanımlıyor. Çünkü o kelam, bu kelamın, yani bir kelamın vücud haricisidir. Vücud haricisinin de yazılımı da kelam. Şimdi kelama gitmek şey yapmadan ben notlardan birkaç tane okuyayım. Kelam anlamak için. İçine nasıl fikirler, duyguları, hisleri, latifeleri yerleştirildiği gibi. Mesela ağzınızdan kelam çıkıyor. Kalpteki manalar var orada. Sen ne manalı konuştu. Demiyor muyuz bazen? Seni düşünceye daldırıyor. Bazen bir kelam seni geçmişine götürüyor. Bazen kabirden bahsedince, biraz önce bahsettim.
geleceğine götürüyor. Bazen düşündürüyor. Bazen güldürüyor kelam. Bazen ağlattırıyor vesaire. Şimdi neresinde bu kelam? Eğer benim kelamda eğer kalbim varsa içinde senin kalbini, aklın varsa senin aklını, duygusallık varsa senin duygularını da aktif ediyor. İşte kelamın içerisine nasıl fikirleri, kelamın içi, kelam bir pakettir. İçine fikir var. Ağzından çıkan kelam içinde. Bak tek bir şey değil kelam. Fikir var, his var, latifeler var, duygular var, her şey var. Korku var, muhabbet var, şefkat var kelamda. Canım benim, çok seviyorum evladım deyince şefkat var. Hocam bir şey sorabilirim. İnsanda korku olur mu? İnsanda oluyor işte. Olur değil mi? Hı. Olur. Şimdi bazı ben öyle söylüyorum. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum diyen insanlara ben inanmıyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum diyen adamdan kork yalan söylüyor. Ha yalan söyle. Demek ki imanı biraz zayıf. Evet. Yani ne bir an böyle bir şey neyse korkmuyor. Neyse galiba öyle değil. Öyle olur. Nasıl korkmaz? Korku evet. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Şimdi ben senin gözüne parmak götürsem kapanır mı kapanmaz mı? Kapanır. Kapanır. Çünkü reflekstir. Korku da reflekstir. Evet. İradeyle alakası evet. Yok. Her şeyden korkarsan. O içine, kelamın içerisine nasıl fikirleri, duyguları, hisleri ve latifeleri yerleştirdiği gibi Allah'a kelam, etin içine de enerjiyi, haşeratı, hayatı da öyle koymuş. Bir daha karıştırmayın. Şimdi herkes girsin de ondan sonra şey yapayım. Bak kelamın içerisine bir daha bu çok önemli. Kelamın içerisinde ağzından çıkan kelimenin içerisine akıl var. Duygu var. His var. Şefkat var. Adavet var. Öfke var. Ben kelam ama neye benziyor bu? Et düşünün, et. Daha iyi anlamak için kelamı. Et düşünün. Tamam mı Muhammed'im? İsmail abi burada mıyız? Et düşün abi. Et eskidi, çürüdü. Ne olur abim İsmail çürüyünce ete? Kurtlanır. Kokar. Kurt neredeydi? Daha önce. Ha. Etin içindeydi. Ha. Et kelamın içerisinde nasıl fikirler var diyene et koktuğu zaman kurt çıkıyor. Kurt neredeydi etin? Kurt eti neredeydiyse kelamın içerisinde de akıl orasında. Daha ileri gidin. Et koktu. Kurt çıktı. Kurt öldü. Çıkan kurt. Ufak haşeratlar olur. Kurt da ölürse öldü de o da. Orada dursun. Kurt da çürür. Çürüyenden çıkan da çürüyor. Anladın mı abim? Kurt çürüyen etten çıktı. O da öldü. O da çürürse ondan daha ufak mikro canlılar çıkıyor. Uçuşan. Onun daha dibine git. Enerji. Onun daha dibine git. Esir. Onun daha dibine git. Madde hayat. Onun daha dibine git, aynı hayat. Onun daha dibine git, ruh cebiridir. Dibi yok ya. Odunu yaktık. Yaktığında yok mu oldu? Duman ve nur. Nerede bilemen aferin? Yani kelamın içerisinde de böyle var demek istiyorum. Allah etin içerisine kurtu gizlediği gibi kelamın içerisine de manayı, kalbi, aklı gizlemiş böyle. Bu hayatın da aynı örnek. Bu hayat yok mu yaşıyoruz? Abi bazen kelamı karşı taraftan duyarken duyan kişiler de farklı şey yapıyor, anlıyor. Evet. Mesela birisi diyor ki ya diyor bana kızdı diyor öbürü. Yok ya diyor gayet normal konuştu diyor. Ne kızması diyor. Yok ya diyor ama gerçekten böyle. Yok ya sen yanlış anladın diyor. Aynı kelam ama anlayanlar farklı. Farklı bir şekilde gidiyor bu sefer. Acayip bir şey evet. Bu hayatın içinde de bu eti anladık mı abim?
Peki kelamın içinde fikirleri anlattık değil mi? Duygusallık konuşmalarda. Bak şimdi bu ikisini kullanacağım. Bu hayatın içinde de ahireti öyle Allah saklamış. Kurtun içerisinde yok şey etin içerisinde o et korktu, çürüdü. Çürüdü demek ortadan mı kalktı? Daha güzel bir hayat çıktı. Çürüyen etten kurt çıktı. Daha latif, daha sırdan daha latif bir hayvan. Ha, bu hayat da çürüyünce ahiret de böyle çıkacak. Kurttan, etten kurt çıktığı gibi bu hayattan da ahiret çıkacak. Şartlarını, esbabını bulunca ortaya çıkıyor. Misal, örnek için söyleyeceğim. Bunu hapiste yazmışım. Ben hapiste yaşadığım hisleri ömür billah bir şeylerle yaşayamazdım. Orada yaşadığım hisleri, haletleri ömür billah dışarıda hiç yaşayamazdım. Bulamam. Ne demek? Adeta her eşya ve hadiseler bizdeki gizlilikleri ortaya çıkarmaya zemin oluyorlar. Yani orada garip garip haller yaşarken denize suya girince daha değişik şey yaşıyoruz. O zaman insandaki nihayetsiz yapı var. Hisler yapısı var. Onlar nasıl ortaya çıkıyor? Şartlarını bulunca. Eve gidince farklı duygular ortaya çıkıyor. Denizin kenarına gidince farklı çıkıyor. Dükkana gidince farklı oluyor. Kürsüye çıktığım zaman farklı oluyor. Vesaire. Yani insan böyleyken hayvan, bir hemen afene götürün, gene hayvan. Götür Türkiye, gene hayvan. Bu ahıra koy, gene sığır. Öteki ahıra koy, gene sığır. Aynı sığır. Peki insan görüyor musun? İnsandan hiç kelamın çıktığını görmemiş olsaydık. Bak, bir insan hiç konuştuğunu görmesek, şahit olmasaydık. Sonra Kur'an dese ki, haşirde konuşmalar olacak. Haşirde herkes konuşacak dese, fikirleri, hislerinizi birbirinize kelamla taşıyacaksınız deseydik, inanabilecek miydik? İman etmeyecektik biz buna. Ne demek yani? Kıplı var mı? Yok. Etten ses çıkar mı? Etten ses çıkar. Etten ses çıkar. Etten fikir çıkar. Etten his çıkar. Kablo yokken birbirimize nasıl anlaşacağız? Olacakmış ya. Ya bırak ya böyle şey olur mu? Derdik. Yüz yıl önce abi yani Türkiye'dekine buradaki çektiğim resmi göndereceğim havadan dese kim inanırdı abi? Aniden. Aniden. Canlı canlı Türkiye'yle burayı konuşacağız. WhatsApp'la. Acayip bir şey ya. Değil mi? Yani peki Allah bak şimdi. Allah konuşmayı yapmış. Ahirette de konuşacaksınız ha. Kafayı yatıyor. Diyor ki Allah ahirette sizi yaratacağım. Öldükten sonra dirilteceğim. Dünyada yokken sizi yarattığım gibi. Ne zor geliyor ki? Biz var mıydık? 100 sene önce kim vardı burada? Sizi yaratacağım diyor. Anlayamadım ya Rabbi. Yoktunuz ya. Yarattığım gibi. Orada da konuşacaksınız. Burada konuştuğunuz gibi. Aynı yani. Her kelam aniden, yeniden, hiçlikten yaratılıyor. Farkında mısın? Bak. Nerede şimdi Muhammed? Konuştuğum nerede? Bak şimdi. Hem madem hiçbir şey yok olmuyorsa çıkan kelamlar şimdi nerede? Ağzından çıktı. Çıktı. Çıktı kelimesi nerede? Ne oldu? Ağzımda kelam yok ha içimde. İçimde kelam yok. İçimde mana var. İçimle dışarıda da yok. Kimse görmüyor. Gören var mı kelam? Bir Allah'ın kulu sormuyor. Konuşmalar niye görmüyoruz diye sormuyor. Bu kelamı yaratan Allah niye görmüyoruz diye soruyor. Ulan kelamı niye görmüyoruz? Bir tane sormuyor. Hiç duydun mu? Konuşmalarını görmedim. Ne diyor? Duymadım. Eğer kelam gözükme olsaydı kapının arkasındakilerle konuşamazdık. Görüntüde şey var, yön var.
Konuşmada yön yoktur. Alt katta da konuşur. Ne haber? Neredesin? Buradayım, bu durumdayım falan. Görmedin nasıl oluyor? Bak nerede olduğuna şüphe var mı? Bir kelamla adamın var olduğuna şüphe yok. Var mı şüphesi? Ben konuşuyorum. Yok. Yok. O zaman şöyle geçiyor. Bir şeyin varlığının alametini okuyorum. Çok harika bir şey Murat. Bilmek hayatın alameti. Bilmek. Bilmek. Hayatın alameti. Hayatı yoksa onda bilmek yoktur. Biliyorsa hayatı var. Doğru mu abi? Doğru. İşitmek dirilik emaresi. Dilidir yani bu. İşitiyor ya. Görmek dirilere mahsus. İrade hayat ile olabilir. Hayat olmayanın iradesi olur mu? İhtiyar iktidar ziyaretlerde bulunur. Tekelüm ise, konuşmak ise bilen dirilerin işidir. Görüyor musun? Şimdi her kelam aniden yaratılıyor. İçimizde kelam yok. Mane var. Dışarıda da yok, gözükmüyor. Kelam hiçbir yerde gözükmüyor. Konuşmak diyoruz da merkezinde konuşmak yok. Dışarıya çıkınca da yok ortada. Konuşurken duyuyorsun. Yani şöyle diyeyim, siz ne anlayacağız? Flash bellek var ya şöyle. Flash bellek. Film var değil mi onun içinde? Veya konuşma sesleri yok mu? Cep telefonunda ses kaydı yok mu? Flash belleği kulağınızı koyun. Ses duyar mısınız? Yok. Ama ses orada. Biz de böyleyiz işte. Bütün sesler burada ama duymaz. Ağzından ses çıkar. Ama çıktığı kafada ses olsa ben zaten yatamam. Bu kadar ömür billah konuştuklarım eğer mekanı olsa kafam var ya Ağrı Dağı'nda fazla olur. Benden çıkmıyor mu bu kalem? Nereden çıkıyor? Çıktığı yere koy bunu. Geriye konuştukların içeriye girsin. Murat benim kafamı tahmin et ne kadar büyük olur. Allah Allah. Allah hakikaten ne güzel yapıyor ya. Nasıl usta ya. Şüpheli veremez. Ameller kelama benzer. Ameller. Kelamın içindekiler de ihlasımıza, sadakatimize, samimiyetimize misal. Hani kelamda hisler, fikirler olduğu gibi. Şimdi ameller var ya ameller. Bir iş yapıyoruz. Bunu sana biliyorum. Ama bunu bana verdi ama sarmıyor adam. Adam bana sarmadı. Bundan ihlaslı vermedi, samimi vermedi. Bu adam başka bir şey takip ediyor. Nasıl anladın? Ha, ne bileyim anladım işte. Peki bir başkası veriyor sana aynı şeyi. Temiz adam. Ya aynı fiil yapıyor. O verilen şeyde anlarsın adamın niyetini. İçine koymuş. Mesela yemekte de öyle. Hanım size yemek yapıyor. Soğan kesiyor. Tezgahta. Şöyle kesse. Zırkım yesin. Boğazına kalsın. Döndürün lan deli. Nerede şey yaptın? Aman zırkım. Haram olsun. Şimdi o sofraya gelse zırk vermez. Ne? Soğan aynı soğan. Severek. Canım. Hoş geldin. Kurban olur mu sana? Bir tane. Böyle bir şey olmaz ama. Vardır hocam. Vardır tabii. Vardır tabii. İlk üç ayağı. Bak hocam söylediğim o kelime kalemi. Hakikat güzel söyledin orada. Nasıl hissediyorsun yani hakikatin hissediyor. Acayip. İçinden olarak bir dakika. İçinden evet. Olarak bir şeyi verip vermeyeceğini. Hemen belirledim. Hissediyorsan. Ya. Normalinde. Fiil öyle. İçinden, evet içinden verip vermediğini hissediyorsun. Ha. Ne olursa olsun. Kelamdan adamın ihlaslı olup olmadığı belli. Ha. Nasıl kelamda bu duyguları sen fark ediyorsan kelamın içerisinde de kişinin karakterini fark edersiniz.
Bu adam kim? Adam rütbesi gözüküyor. Çürümüş et. Çürümek de hayatını kaybetti demektir. Onun çürümesinin içinde başka bir hayat meratibi ortaya çıkmasına sebep oluyor. Kelam elletiye benzer. Konuşmak elletiye benzer. Malum elletik içtikten yaratılıyor. Yani elletik içtikten yaratılıyor. Hiç. Yani bir düzen var. Elletik yaratılması için bir düzen var. Sebepler var. Aniden zamansız yaratılması var elletikte. Makul, yani makul tanımlanamıyor yani. Makul bir sebebi yok elletiğin. Onu girmeyeyim yani. Endübü var. Biraz mesleğim benim. Endübü var. Ha? O endübü de dönerken yastık diskler var. Dönüyor. Kenarında mıkladıs var. Mıkladıs var. Dönerken orada şöyle diyor. Manyetik bir alan oluşuyor. Yani bu kadar ciddi bir her şeyin hakikati olan elektrik, manyetik bir alan oluşuyor. O gaz kütlesi gibi böyle manyetik bir şey burada. Burada bir kablo var. Kabloyudan yol buluyor. Dışarı çıkmak istiyor. Onun adı elektrik. Kısaca böyle elektrik yokluktan yaratılıyor. Makul tanımlanamıyor. Bir kısım kabullere dayanıyor. Mesela şöyle derler fizikçiler soruyu çözmek için. Sıfır santigrat derecede deniz seviyesinde 76 milimetre civa basıncı altında 3.10'da 14 pi sabit kabul edilirse gibi elektrik de milyonlarca farklı cihazı çalıştırıyor. O görülmeyen havadan daha latif olan elektrik akımına elektron enerji paketi ta gide gide kuantum fiziğine kadar gider. Elektron enerji paketi ta gide gide kuantum fiziğine kadar geriye doğru gidiyor. Kelam da aynen bunun gibi hiçlikten zamansız yaratılıyor ve kayboluyor. İçerisinde insanın gücünü ifade eden hissiyatlar var, duygular var kelamdan. Bunlar karşıyı çalıştırıyor. Elektrik nasıl ki cihazı çalıştırıyor? Kelam da kişiyi çalıştırıyor. Yani telefonu da çalıştırıyor. Kapı da açılıyor konuşmayla. Bir de ben bir şey konuştuğum zaman sizin aleminiz aktif oluyor. Makul aklı ikna ederek sebepten çıkmıyor. Ses tellerinden ortaya çıkıyor. Mana, fikir ve hisler orada nasıl kelama paketlenip dönüştü hayran bırakıyor. Yani kalpte bir mana var. Dışarı ağızdan buradan doğacak. Bak doğum yeri. Doğacak. İnsanı doğurduğu kelamdır. Kelam evladımızdır. Bizim evladımızdır, uzantımızdır. Kalbimizdeki mana geliyor bu şeye, tellere, akciğerde, akciğer ses ya, buraya gelmiyor mana. Akciğere geliyor, o havaya yükleniyor. Havada geliyor ses tellerine, orada harflere dönüşüyor. Mana akciğerde yükleniyor, kelama tellerde dönüşüyor. Kelam kişinin evladıdır. Doğurduğudur. Kendisinden doğmadır. Fikirler ise nasıl kelama dönüşüyor? Akılları hayreti bırakıyor. Yani hayal ediyorum konuşuyor. Düşünüyorum konuşuyor. Tersi de var. Sesi duyuyorum. Düşünceye dönüştürüyor. Gelen sesi kelamı kelama dönüştürüyor. Gelen kelamı hislere dönüştürüyor, manaya dönüştürüyor. Hayreti bırakıyor. Öyle bir şey ki bazen bir kelam alıyorsun dışarıdan abi. Sadece kelama değil, gözyaşıyla bu sefer dışarı çıkar diyorsun abi. Ya, onu dışarıya. Bir kelam alıyorsun, alıyorsun. Tamamen değiştiriyorsun abi bu sefer. Nasıl bir şey?
Ya bir koridor işte insan. Kelamı manaya, manayı kelama dönüştüren bir koridor insan. Mütekellimin derecesine göre irade, kudreti tazamun eder kelam. O vakit söz mukavemetsiz olur. Madde elektrik gibi tesir eder. Kelamın ulviyet ve kuvveti o nispete tezahür eder. Bütün bunlar kelama nasıl yüklenmiş? Yani bütün duygular, hisler kelama nasıl yüklenmiş? Flaş bellek, flaş bellek dedik ya, içine film, sesler kayıtlı, sessiz, içine bak bıçakla yer, şekilsiz, ama ses ve şekli yüklediğin gibi, sessiz yerde ses, şekilsiz yerde şekil, karanlık yerde şekilleri, filmleri yüklendiği gibi. Yani flaş belleğin içi karanlık. Orada film var. Aydınlık filmi. Yani odunun içi karanlık. Ama ışık orada. Değil mi? Şimdi diyor ki burada. Devam edeyim. Demek ki kelam sıfatı fazla girdim. Çok ilginç. Kudret sıfatı bu. Şimdi diyor ki ilim sıfatı dahi hikmetli, intizamlı, mizanlı olan bütün masnuatın miktarınca, yani hikmetli olması, bunun, yani hikmetli olması, öyle anlamsız olmaması, intizamlı olması, yani intizam şu, bu komplesi nizam, bu çiçeğin, sarının buna göre uygun olması intizam. Delik çok iyidir. Bunun deliği çok iyidir. Ama o küz deliği gibi yaparsan ciğer patlar. İntizam olmadı. Yani burun deliğiyle akciğer beraber olmasına nizam. Deliğin büyüklüğü küçüklüğü ona göre olmasına intizam. Sistemin bütünlüğüne nizam. Sistemin içerisindeki her bireyin oraya göre olmasına da intizam deniliyor. Kudreti bildiren bütün, şuradaydı, hikmetli, intizamlı, mizanlı, ölçülü bir de. Yani şu parmak, şuna göre, ele göre, şu da kola göre, kol, vücuda göre tartılıdır. Bunu, vücudum 60 kilo, kolum 70 kilo. Nasıl olacak? Olmadı işte, tartı yok. Mizanlı, bir de zinetli. Herkesin siması var. Siması var. Herkesin burnu nerede? Burada. Ağzı nerede? Burada. Kulağı nerede? Burada. Niçin herkes farklı? Şöyle diyeyim. Şöyle yazsam bakayım ne diyeceksiniz bu yazıyı. Bakar mısınız? Ne? Hangi harftir bu? Peki onun yanına şunu koydum. Neden? Onun yanında bunu koydum. Ali. Kim yazarsa yazsın Ali değil mi? Başka Hüseyin olur mu? Olmaz. Bu harf herkeste aynı. Kulak herkeste aynı. Burun aynı. Ağız aynı. Birisi Muhammed, birisi İsmail, birisi Murat, birisi Bülent, birisi Bülent. Harfler aynı. İşte suret. Bak bu da suret. Bu da suret. Bak surete bak. Mesela bebeklerin sureti. Simasına bakın. Bir de kendi suratımıza bakalım. Hepim. Değil mi Ahmet? Hocam Ahmet bizim gibi değil. Değil. Bak şimdi. Bir insanın boyu bu kadardır. Boyuna göredir. Şimdi Ahmet'e anlatacağım. Ahmet'in kolları boyundan biraz daha uzun. Yaratılış işte bu da. Bak, insan boyu, insanın boyu bu kadardır. Yani misal. Ölçünce bu kadar. Normal boyu. Ama bunun boyu kolları boyundan uzun. İşte yaratılış. Böyle olduğu için konuşuyoruz. Yaratılış işte Cenab-ı Allah'ın yarattı. Şimdi bunlar ilmi gösteriyor. Hikmetli olmak, intizamlı olmak, ondan sonra ölçülü olmak, bir de zinetli olmak. Başka halleri, say sıfatları bildiren bütün deliller
sıfat ayetin delilleri beraber ilmi gösteriyor. Mesela yürümesi de, konuşması da ilmi hallerini gösteriyor. Hayat sıfatının tahakkukuna delalet ettikleri gibi hayat dahi, hayat bütün o delilleriyle aineleri olan bütün zihayatlar şahit göstererek zat-ı kayımı bildirir. Yani bunları da hayat cem ediyor. Hayat. Hayat içine alıyor bunları. Hayatı olmadan konuşma olmaz, ilim olmaz, kudret olmaz. Peki hayattan ne anlıyoruz? Yeme, içme, üreme anlıyoruz. Değil işte. Hayatın çok basit bir fonksiyonu. Hayat bu değil. Hayat. Hayat deyince hangimiz bir 5-10 dakika konuşabiliriz? Değil mi? Şualara bakacaksın 218'de hayat neymiş? 20 şekilde tarif ediyor. Hayat. Başka 31. pencere hayat bahsi. Başka 29. söz hayat bahsi. Başka en mühim yer, en mühim yer, esas anlatılan yer Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adnu Kudus, Esma-i Sitte 30. lemada hayat bahsi. Hayat neymiş? Ha? Bu kadar kitap okuyoruz Risale değil mi İbrahim? Hayat desek hemen durduk. Ama bakalım hayat hakkında ne konuşabiliriz? 30. lemaya git. Demek ki bunlar hep hayatın içerisinde oluyormuş. Kudret, kelam, irade. Hayat hepsini de tazamın ediyormuş. Bak burada da okudum ya. Bak gelecek. Ben acele edeyim şuna gideyim. Şöyle. Hayat dahi bütün o delilleriyle yukarıda anlatılan ayneleri olan bütün zihayatları şahit göstererek zat-ı hayyu kayyumu bildirir ve kainatı serbestler her vakit taze taze ayrı ayrı cilveleri ve nakışları göstermek için daima değişen ve tazelenen ve hadsiz aynelerden teleküp eden bir ayneyi ekber suretine çevirir. Ve bu kıyasla görmek, bak görmek, işitmek, ihtiyar etmek, tercih etmek, konuşmak sıfatları dahi her biri birer kainat kadar zat-ı akdesi bildirir, tanıttırır. Allah'ı gösteriyor. Demek ki şunu okuyayım, cümleyi bitiriyorum. Okumuştum ama bir de okuyayım, son tarafımız olsun. Bir şeyde bilmek varsa hayatı vardır demektir. Değil mi? Bilmek hayatın alameti. İşitmek dirilik emaresi. Görmek dirilere mahsus. İrade hayat ile olabilir. İhtiyari iktidar ziyaretlerde bulunur. Tekellüm ise bilen dirilerin işidir. İşte bu noktalardan anlaşılıyor ki hayat sıfatının 7 defa kainat kadar delilleri ve kendi vücudunu ve mevsufunun vücudunu bildiren burhanları vardır ki bütün sıfatların esası ve menbaı İsm-i Azam'ın mastarı ve medarı olmuştur hayat. Demek ki hayat konuşmayı da, iradeyi de, kudreti de, ilmi de, işitmeyi de, kudreti de içine almış. Ondan bütün sıfatların esasıdır hayat, menbaadır hayat, İsm-i Azam'ın mastarı ve medarı olmuştur hayat. Risale-i Nur bu birinci hakikati kuvvetli buranlar ile ispat ve bir derece izah ettiğinden bu denizden bu meskür katiyle şimdilik ittifa ediyoruz. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.